şu kadar dönemin sonunda iktidardan ayrıldılar. Bu kötü bir gidiş değil. Ha geçmişe yönelik tabii birçok yaptıkları yanlışla ilgili hesaplaşma falan filan mutlaka olacaktır onlar. Ama bu siyasi tarihe kötü bir geçiş değil. Ne olacak? Yani kazık çakıp 60 yıl mı iktidar olacaksın? 4 yılda bir, 5 yılda bir iktidarlar değişiyor dünya demokrasilerinde. Ama şu kötü bir gidiş. İktidarlarının sonunda mafyayla İçişleri Bakanı'nın içli dışlı ilişkilerine rağmen, ortaya dökülen bütün şeylere rağmen tek bir savcıyı dahi harekete geçmesine engel olunup, bilmem ne olup falan, milletten öyle bir tokat yediler ki diye gidersen bu kötü bir gidiştir. 19 yıl sonunda mafya pisliğine batıp, organize çetelerle ilişkilere batıp, işte troll orduları kullanıp, medya trolleri kullanıp, iyice işi böyle herkesi terörist ilan edip, en sonunda buraya kadar pisliğe batıp gidince bir daha gelme ihtimalinde olmaz. Siyasi tarihe de gidişin çetelerle, mafyalarla anılarak olur. Varsın insanlar desinler ki, koronavirüste kötü yönettikleri için gittiler. Çiftçiye sahip çıkmadıkları için gittiler. Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular, gittiler. Ama ya, apartman dairesinden saraya geçince kibrini affetmedi vatandaş desin. Ama bugünkü görüntü AK Partililerin çocuklarına bırakabilecekleri bir miras değil. Ben o yüzden AK Parti'nin içinde vicdanı olan, kalbi olan, siyasi aklı olan, pek çok konuda farklı da düşünsek, böyle bir durumda kendi çıkarını, aslında siyasi çıkarını düşünecek bir aklın harekete geçeceğini düşünüyorum. Sorunuzun son cümleyle cevabım şu olsun: bizim açımızdan kalması iyidir. Yani bizim açımızdan onun kalması iyidir. Her gün tartışılan, her gün bir şeyler çıkan, artık partisinde de tartışılan, kimsenin güvenmediği saatli bomba birisinin ve sürekli polemik yapan, kavga eden, nefret söylemi uygulayan birisinin burada kalıyor oluşu, AK Parti'nin bu yükü sırtlanıyor oluşu ve bunu AK Parti'nin kendine mal ediyor oluşu siyaseten bizim işimize gelir. Ama ahlaken ve Türkiye'yi seven bir insan, bir yurtsever olarak böyle bir İçişleri Bakanı'na bir gün daha tahammülümüz yok. Onu da söylemem lazım. Peki. Ben de bir şey söyleyeyim. Yasin Hanım. Sayın Özel, tam da bu Sedat Peker'in videoları gündemi sarsmadan önce Sayın Kılıçdaroğlu bir soru üzerine devri sabık yaratmayacağız demişti. Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök de bunu çok beğenmiş, üzerine bir yazı döktürmüştü. Yani ben bu devri sabık yaratacağız lafını da çok sakıncalı görürüm, yaratmayacağız lafında. Çünkü bu yargıya müdahaledir aslında. Yargıyı bağımsız kılacaksınız, o gereğini yapacak. Şimdi bu yaşadığımız süreçle ilgili, geçmişte Susurluk'ta evet soruşturuldu, kısmi cezalar verildi ama sonuna kadar gidilmedi. Mesela Veli Küçük gelip orada ifade dahi vermedi. Ya da başka isimler, o raporda adı geçen. Şimdi burada devri sabık yaratmayacağız derken insanlarda da şöyle bir istifam oluşuyor. Yolsuzluk yapanın ya da çete kuranın yanına kar kalıyor algısı var. Bu konuda görüşlerinizi almak isterim. Çok teşekkür ederim. Bence çok iyi soru. Tabii şöyle anlaşılsın istemem. Sakın vekili olarak genel başkanın... Hayır, ben de o amaçla sormadım. Yani. Ama şunu söylemem lazım. Genel başkanın MYK'daki tutumunu her pazartesi bilen birisi olarak neyi kastettiğini. Şimdi bu devri sabık yaratmak, kendinden önceki dönemi tamamen reddeden, şeytanlaştıran ve mahalle bazına kadar İşte sanki düşman ordusundan mahalleyi almışçasına bir hesaplaşma süreci için tarif edilen veya öyle tahayyül edilen ve pozitif siyaseti değil, hesaplaşma öç siyasetini seçmen bazına indiren bir algısı var. Bunu yapmayacağız. Yani AK Parti'ye oy veren herkes ve pek çok insan iyi olsun diye verdi. Bir krizden çıkılmıştı, verdi. Erdemler hareketi dendi, verdi. Kimi alnı secdeye varıyor dedi, verdi. Yolsuzluk yapmaz diye düşündü, verdi. Verdi, onu verdi. Ama sonra AK Parti'deki bu başkalaşım, bu dönüşüm, hele hele en son bu, hani ben bazen şey diyorum, AK Parti hep işçiler için, kadınlar için hep öldürücüydü, kötüydü ama MHP mutantından sonra çok daha hızlı zarar veren bir hale dönüştü AK Parti'nin yaptığı işler. Şimdi
devri sabık yaratmamak mahalledeki AK Partili içindir. Devlet dairesinde AK Parti döneminde hakkı liyakata göre veya belli sebeplerle terfi etmiş ama suça karışmamış insanlar içindir. Cumhuriyet AK Partisi döneminde aynen de yani sorunun içinde cevabı da barındırıyor. Zaten o bilinçle sorduğunuz için de çok kıymetli bir soru. Bağımsız yargı, zaman aşımı süreleri geçmeksizin ulaşabildiği dosyalarda bulduğu yolsuzluk, haksızlık varsa, kamuyu zarara uğratmak varsa, rüşvet varsa, irtikap varsa veya çetelerle ilişkiler varsa veya bugün dokunulmayan ne bileyim örneğin şimdi dört bakanın durumu. Hepsi neredeyse ödüllendirildi bunların bir yerde. Hiç ellenmedi, aklandı paklandı. Söylüyoruz dezenfektan meselesinden Ruslar Pekcan'ın durumu, Süleyman Soylu'nun durumu. Şimdi bunlar mecliste çoğunluk alınıp soruşturma komisyonu açılmayacak, bu arkadaşlar soruşturulmayacak, böyle bir şey mümkün değil. Bağımsız yargı hangi suçu araştırmak istiyorsa yapacak ama devlet eliyle. Kardeşim AK Partililerin canını okuyun, bunları yargısız infaza tabi tutun, sürün, bilmem, böyle bir şey olmayacak. Suça karışmamış, boğazından haram lokma geçmemiş hiç kimse AK Parti döneminde oy verdi diye, AK Parti'ye kaydı oldu diye, ya hepimiz biliyoruz. Kaç senelik CHP'li dedelerin ağlaya ağlaya torunu mülakata girecek diye partimizden kayıt sildirdiğini, çocuklarının AK Parti'ye babanın kaydı yoksa seni belediyede işe almayız diye CHP'lilerin, başka partililerin AK Parti'ye kaydedildiğini biliyoruz. Kimse AK Parti'deki kaydından, o dönemde işe girmiş olmaktan, terfi etmekten endişe etmesin. Öyle bir devri sabık yaratmayacağız. Anladım. Ama suç işlemiş, haram yemiş, çeteleşmiş herkese de hesabını sormak hepimizin boynunun borcu. En başta da rahat ve serbest bırakacağımız hakim ve savcıların boynunun borcu. Tabii burada bir sorun alanı olarak AK Parti'nin partizan isimlerini, örneğin kadın kolları başkanı, avukatını hakim savcı yapmış olma sorunsalını da bir kenara not etmek gerekiyor. Yani şu anda hakimlik ve savcılık meselesinde özellikle avukatlık mesleğinden yargı camiasına kazandırılan ve 15 Temmuz'da ortaya çıkan boşluğun liyakata göre değil AK Parti'ye sadakata göre doldurulduğu militan partili bir kısım yargıç ve savcının, hakim ve savcının varlığı sorunsalını da not etmek gerekiyor. O da tam da onu soracaktım. Yanıtladınız. Bu yargıyla mı diyecektim? Yanıtladınız. Tamam. Teşekkür ederim. Valla ben de moderatör olarak son soru hakkımı kendimde tutuyorum ama Aytunç bir soru sormak istiyor. Ben hakkımı ona veriyorum. Onun sorusuyla son olarak yanıtınızı rica ederim Sayın Özel. Şimdi biz hep Sedat Peker üzerinden konuşuyoruz ama sizin konuşmanızın başında bir Alaaddin Çakıcı mevzu da var. O soruşturma ne oldu? Bodrum'da ifade vermişti Alaaddin Çakıcı. Hani Sayın Kılıçdaroğlu'nu tehdit vesaire. O soruşturma takipsizlik mi verildi? Nereye gitti bu iş? Bu arada niye Bodrum'da? Marina'da mı kalıyor hala? Bilmiyorum. Ha, bravo. İkameti oradadır. Evet. Yani onu takip ediyor musunuz? Bilmiyorum. Ediyorsunuzdur mutlaka da. Şöyle, sonuç ne oldu? Şöyle hukuk işlerinden sorumlu arkadaşlarımızın son MYK'ya verdiği bilgide ifadesinin alındığı, iddianamenin beklendiği yönündeydi. Ama takipsizlik verilir mi? O da başka bir şey. Hani o ifadelere bir kamu görevlisine, hele bir ülkenin ana muhalefet partisi liderine o sözler söylendikten, o tehditler yapıldıktan sonra ihtimal dahilinde görmem ama mümkün olduğu kadar ağırdan alındığı kesin. Ve buradaki sorunlu kısım da şu. Aytunç Bey bu soruyu niye bana soruyor? Ben bu soruyu niye Muharrem Erkek'ten öğrenmeye çalışıyorum. Neden? Bu konu hakkında yapılmış tek bilgilendirme AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan tarafından yapıldı. Evet. Herhangi bir bu tip durumlarda savcılık kısa bir basın metniyle soruşturmanın veya kovuşturma aşamasının aşamalarında kısa kısa bilgilendirmeler yapar. Bu kadar kamuoyuna, ana muhalefet partisine adam çıkmış, ağza alınmayacak laflar, hakaretler, küfürler. Kamuoyu işte Aytunç Bey bana soruyor, ben Muharrem Erkek'e soruyorum. Gizli kapaklı, mümkün olduğu kadar geciktirerek işler yapıyor. Ya Bodrum, Yalıkavak Marina ikametlidir, o yüzden oradadır. Ya da dişlerine göre uygun bir
yargı platformunu orada temin edebilmişler. Çünkü oradan olabilir. Özgür Bey, 23 Aralık 2020'de verdi ifadeyi. Evet. Yani evet. Aylar geçti üzerinden. Hala yani bir iddianame yapılamaması. Hani biz de bunu şundan dolayı ulaşamıyoruz da. Hani ne olduğuna dair bilgi alamadığımız için sizlere hasta soruyoruz. Sizler de haklı olarak tabii. Sayın Muharrem Erkek'e soruyorsunuz ama sonuç yok ortada. Şu anda ifadesinin alındığını, iddianame aşamasında olduğunu evet. En son 2 hafta önceki bir bilgilendirmede haberdar olmuş. Peki. Ya Sayın Özel, tamam ben hakkımı Aytunç Erkin'e verdim az önce ama ya benim hakkım...